Evet. Merhabalar. Bu korona günlerinde bol sayıda böyle özel yayın yapıyoruz. Uzun zamandır da böyle konuk etmek istediğim Halil İbrahim Yenigün'ü de bu vesileyle davet etmiş olduk. Halil'cim Amerika'dan bağlanıyor. Kendisini zaten biraz tanıtacak. Böyle bize zaman ayırdığı için teşekkür ederim öncelikle. Konu da Estağfurullah. çok zaman önce bir kere galiba antikapitalist Müslümanlar üzerine bir özel program yapmıştık. Hani İslamcılığa en yaklaştığımız sosyal kafadaki program oydu galiba. Şimdi başka bir taraftan Halil İbrahim'le bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Halil, top sende. Öncelikle bir tanıyalım seni. Zaten tanıyan tanıyor olabilir ama bizim de konuk bazı izleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Kısaca bir Teşekkür alalım bakalım. ediyorum Alkancığım. Evet. Uzun zamandır evet niyetliydik böyle bir şeye. Ağırladığın için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii Ben de. seninle üniversite yıllarından başlayan dostluğumuz var. Evet. Ben de senin gibi evet dost olduğumuz başladığımız zamanlarda hani Boğaziçi günlerinden sonra yine ABD'ye ben de giderek doktoramı orada tamamladım. Virginia Üniversitesi'nin siyaset teorisi programında. Mukayeseli siyaset teorisi çalışıyorum. 2016 barış bildirisi sonrasında, işten çıkartılmam sonrasında birkaç ülkeden önce Almanya, ondan sonra ABD'ye geldim. Stanford Üniversitesi'nde postdoc yapmamın akabinde şu an birkaç üniversitede dersler vermekteyim. Kalıcı bir işim yok ama hocalığa devam ediyorum. Stanford, Nerelerde Berkeley. veriyorsun? Bir söyle de hava olsun. Yok yok hani Stanford, UC, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsü, bir de San Jose Eyalet Üniversitesi şeklinde üç üniversitede derslerimi vermekteyim. Siyaset teorisi, İslamcılık, İslami siyaset düşüncesi veya hani Müslüman siyaset düşüncesi diyorum ben. Bu dönemde cihatçılık üzerine bir ders vereceğim Stanford'da. Öyle farklı ilgi alanlarım var. Ben daha çok siyaset teorisi kısmına bakıyorum aslında. Bütün bu düşünce birikiminin, İslamcılık düşüncesinin siyaset teorisi kısmına bakıyorum. Ama tabii ister istemez güncel gelişmeler oldukça güncelle ilgili de konuşmaktayız. Twitter'da da bol bol bu konu üzerine aslında yazıp çiziyorum. Farklı farklı fırsatlar doğdukça veya gözlemler oldukça onları paylaşıyorum. Bugünkü konuyla ilgilisinde konuşurken de bir tweet serim üzerinden düşündüm bunu. Ya bunun öncesinde bir tweet seri de vardı aslında. Evet. Anladım. Şimdi ben şeyle zaten sözü daha çok sana vereceğim ama hani bu karşı hegemonya kavramı aslında biraz böyle daha pozitif anlamda kullanılır. Ama senin aslında buradaki bu hani başlıktaki kullanma şeklin daha değişik diye varsayıyorum. Mı yoksa yanılıyor muyum? Ya da ben de tabii uzun süredir bu hegemonya karşı hegemonya şeylerine bakmadım ama bu postkolonyalist literatür zamanından hani genelde counter hegemonu biraz daha iyi böyle kulağa geliyordu. En azından daha böyle eleştirel duruşu olanlar için. Tabii Ama tabii sen öyle. nasıl konumlandırdın bunu? Ben tabii bir değer yargısı biçmeden kullanıyorum bu kelimeyi. Biz bunu aslında ben değil sadece bunu biz yine arkadaşım, yakın dostum Sinem Adar'la birlikte Cedeliye'de A Muslim Counter Hegemony başlığıyla bir yazı kaleme almıştık. Ve Türkiye'nin yurt dışı yumuşak güç faaliyetlerini incelemiştik. Ona da başlık olarak biz mesela bunu kullanmıştık. Counter hegemoni olarak. Bu benim bir süredir İslamcılığın yeni yüzleri üzerine düşündüğüm bir şey. Ben de şahsen bu kavramı ondan kullanmayı tercih ediyorum. Bu biraz tabii ki söylediğim gibi daha eleştirel teoriden, postkolonyal teoriden daha Gramsci'ci, daha kökeni itibariyle daha hani Gramsci'nin sonuçta hegemonya kavramının karşı hegemonyası üzerinden kullanılan bir kelime. Tabii bunu Cihan Tuval da zamanında kendi kitabında kullanmıştı bu Pasif Devrim kitabında kullanmıştı. Aynı şekilde o da Gramsci'ci bir çerçeveyle İslamcılığı analiz etmişti. Ya, bu yeri olmayan bir şey değil. Fakat ben şunu söylemeye çalışıyorum bununla. Kendi kullanımım için
söyleyeyim. Gerçekten de bütün bu İslamcılık aman öldü mü, bitti mi, dirildi mi, hortladı mı neyse, afterlife'ının böyle bir öte hayatını mı yaşıyor? Öyle bir sürü tabii ki tartışmalar var. Ne oldu yani bütün bu karma ne oldu? Şimdi ben burada şunu söylemeye çalışıyorum. 2013, 2011 Suriye Savaşı ve 2013, özellikle 2013 Mısır darbesi sonrasında gerçekten de çok yeni bir evreye girdik. Ben tabii ki buna hani olumlu veya olumsuz bir anlam yüklemekten ziyade nötr olarak yeni bir formülasyon var demeye çalışıyorum. Aslında evet. Yasin Aktay'ın o bahsettiğim tweetlerini Yasin Aktay'ın yazısı üzerine kullanmıştım. Ondan dolayı o tweetlerini yazmıştım. Yasin Aktay da yine bu İslamcılığı kaçıncı kez öldüreceksiniz şeklinde bir şey söyledi ve İslamcılığı sahiplenerek ortada gerçekten işte ölmüş olan bir şey yok, canlı bir şey var falan vesaire demeye çalıştı. Ben onun üzerinden de yorumladım. Ona bir noktada sadece katılarak bunu söyledim. O da evet, gerçekten de ortada sadece yeni bir evreye giren bir şey var. Bunu görmek zorundayız, bunu kaçırmamalıyız. Ve Türkiye'de bütün bu hadisenin gerçekten de merkezinde yer alıyor. Yani daha önce ben bu Türk merkezci, Türkiye merkezci analizlere son derece dirençli olan bir insanım normalde. Ama bunda Türkiye'nin gerçekten de son derece ortasında yer aldığı bir şeyden bahsediyoruz bence. Hocam şimdi o neyden yani o şey nedir, yeni evre nedir, onu açıyor musun bu şekilde şimdi? Tabii ki. Şimdi, bir de bu evet. Arada Serhat Bey'in de bir sorusu var. Birkaç tane var. Yani birincisi zaten şeydi. Hani ben zaten size sormuş oldum. Hani yeni yüzü bunu açar mısınız diye. Zaten bunu açmaya devam edeceğiz. Bir de şu sorusu var. Hani bir arada İslamcılık ve siyasal İslam gibi kullandığınız kavramları da açıklayabilir misiniz diye. Yani yeri geldikçe ona da bir bakarsın. Hani, evet. Evet. Şimdi bu evre neyi kastediyor? Ya tabii şöyle. Hemen tam o aşamada onu söyleyeyim. Çünkü tam da yeri bunun. Çünkü şu. İslamcılık dediğimiz şey evet çok insan tabii ki hoşlanmıyor. Yani dostu da düşmanı da hoşlanmıyor bu kavramdan. Öyle idi. Fakat bir şekilde bizimle birlikte en az 110-120 yıldır birlikte Babanzade Ahmet Naim'in de kendi polemiksel kitabında hani Ahmet Ağoğlu'na karşı yazdığı kitapta hani ya Türkçü olun ya da dobra dobra İslamcı olun diye bizzat kullandığı bir hani tabir bu. Ve ben İslamcılığı kendi çalışmalarımda da bir İslamcı aksiyom ile tanımlarım. Hani İslamcı aksiyoma sahip olan kim varsa buna biz İslamcı diyoruz şeklinde tanımlıyorum. O İslamcı aksiyom nedir? İslam sadece akide, sadece teoloji veya sadece ibadet, ahlak tan ibaret değil. İslam kendisine has bir akidesi olan ama o akideden doğan bir ahlak, o ahlaktan doğan bir sosyoloji, siyaset ve iktisat ve topyekun bir hayat tarzı düşünüşüne İslamcı aksiyom diyoruz. Bu ne demek? Bu benim söylediğim aslında bu İslamcı aksiyom Babanzade affedersiniz. Said Halim Paşa'da aynısını tıpkısı şekilde bulunuyor. İslam kendisine has bir itikadiyeti, ondan mütevellit bir ahlakiyeti, ona mütevellit bir içtimaiyet ve siyasiyeti muhtip olmak itibariyle en mütekamil dindir şeklinde bizzat böyle bir tanımı var. Bunun çok benzer versiyonlarını Abduh'da da, Hasan el-Benna'da da, Reşit Rıza'da da, Seyit Kutup'ta da görüyorsunuz. Ve hepsinde vurgusu aynı şekilde. Yani biz Müslüman istek diye söylüyorlar. Bizim işte liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, milliyetçilik vesaire bunlar gibi farklı bir ideolojiye ihtiyacımız yok. Çünkü İslam aslında bütün bunların hepsini, bütün alanları, hayatın bütün alanlarını içine alan topyekün bir dindir. Ve bir Müslümanın siyaseti doğrudan doğruya İslam'ın vahyinden doğmak zorundadır. İşte bu inanışa sahip olan kim varsa biz buna İslamcılık diyoruz. Siyasal İslam veya İslam devleti, bunlar ben zaten onu söylemeye çalışıyorum. Yeni evre derken İslam devleti eskiden hani İslamcılığa içkin bir düşünce şeklinde algılanıyordu. Yani İslamcıysanız İslam devleti şeklinde bir şey savunmak zorundasınız diye.
Tabii İslam Devleti markasının tabii kapan birisi oldu son zamanlarda. IŞİD malum o markanın patentini aldı. Belki de ilanihaya aldı, bilemiyoruz artık. IŞİD öncesi var, IŞİD sonrası var İslam Devleti kavramı için. Evet. Eskiden öteki İslamcıların böyle çok rahat bir hani normatif ideal olarak kullandığı bir şeydi. O da geldi, alın size İslam Devleti dedi ve gösterdi. Devamında tabii çok ciddi travmalar oldu. Hani o bir travma noktası. Suriye Savaşı'nı o yüzden söyledim. Başıyla ve ortasıyla IŞİD ile birlikte çok başka bir evre. Bir de İhvan'ın yaşadığı, Müslüman kardeşlerin yaşadığı. Ki Müslüman kardeşler derken aslında İslamcılığın birinci adresinden bahsediyoruz. Hani bu işi çalışan herkesin bildiği gibi İhvansız İslamcılık gerçekten yok gibi bir şey Olmaz. oluyor. Yok Peki. gibi bir şey oluyor. Yani bütün gerçekten ne düşünce yapısına, bütün sosyal hareket olarak örgütlenmesine, bütün kodlarını gerçekten İhvan'a borçlu. İhvan'ın o yüzden gidişatı İslamcılığın kaderi ile çok ilgili bir şey. Ve 2013 darbesi de bu konuda çok kritik bir dönüm noktası oldu. O evre ne oldu? Ben onu söyleyeyim kısaca. Evet. O evre ne oldu? 2013 yılı şimdi İhvan bitti denmişken 1954'te Nasır'ın bastırmasıyla bir bakıyorsun hani 55 yıl sonra İhvan iktidara geliyor. Bu öyle bir hadise ki aslında biz bunu tasavvur edemeyebiliriz belki ama şuna benziyor olabilir. Hani 2016-15 Temmuz sonrası Gülenciliğe karşı Türkiye'deki bastırmayı bir düşünün. Ve düşünün hani 50 yıl sonra Gülencilik diye bir akım var ve Türkiye'de onlardan birisi başa geliyor. Hani seçilmeye başa geliyor. Böyle bir hadise aslında bu yani. O kadar muazzam bir hadise. İslamcılığın tarihi açısından da. Fakat tabii fiyaskoyla neticelendi. Ve İhvan iktidarından gerçekten büyük insan kitleleri son derece illallah dedi ve bir darbe yaşandı. O fırsat ile bir darbe yaşandı ve darbeyle birlikte İhvancıların yıkımı, topyekün bastırılması, tasfiyesi gerçekleşti. Tıpkı hani Türkiye'deki Gülenciliğe yönelik tasfiye gibi bir tasfiye bu. Çok benzer bir takım stratejiler uygulandı onlara karşı. Şimdi bu dünyada aslında yeni bir durumu da temsil ediyor. Yani cemaat devlet dediğimiz ilişki. Hani din devlet veya kilise devlet veya işte ne diyeyim hani asker devlet ilişkileri falan derken hani böyle bir ilişki de var İslam dünyasında has olarak. Cemaat devlet ilişkileri ve birçok yerde hani cemaat İslami olsun, tebliğ cemaati olsun veya İslam dünyasının birçok tarafındaki birçok cemaat olsun hepsinde böyle bir durum var. Cemaatler var ve devletle ilişkileri bunların nasıl bir durum teşkil ediyor? Bu yine Mısır kökenli bir durum. Mısır'ın başlangıcını şöyle bir düşünelim, Mısır'daki Cumhuriyet'in başlangıcını. Hür subaylar hareketiyle Nasır'ın başta oldu. Biz biliyoruz ki Nasır'da, Sedat'ta, Hasan Benna'nın biat listesi İhvancı insanlardı başlangıçta. En azından böyle davrandılar belli bir süre. Ve daha sonra iktidara geldikten sonra bir tasfiyeyle sonuçlandı bu durum. Çok benziyor tabii bizim Türkiye'deki duruma. Yani bizim hani Erdoğan ile Gülen arasındaki ilişkiler tam öyle bir hani biat ilişkisi olmasa bile bir ilişki vardı ve daha sonra hani tasfiyeyi yapan da o ilişkinin bir partneri oldu. Çok benzer bir durum var yine. Çok şey söylenir bu konuda. Ben söylemeyeceğim ama ondan bahsetmiyorum çünkü. Hem bahsettiğim şey şöyle bir şey. Böyle bir cemaat devlet ilişki çıkışı bir durumu vardı ve ilk defa gerçekten 2011-13 arasında dünyada İslamcılık konusunda bir optimizm, bir iyimserlik varken başa geldiler. İyimserlik gerçekten vardı. Şöyle bir bakın 1910'ların Türkiye'nin de o getirdiği dalgayla dünyaya işte hem liberal kapitalist bir model var bir tarafta, dünyayla uyumlu, dünyayla kavga etmeyen ama başka bir taraftan dindarlığını yaşamaya çalışan bu bir model şeklinde düşünüldü. Obama hükümeti bunu gerçekten Orta Doğu'ya hani böyle bir modeli bırakıp çıkmayı istiyordu. Böyle bir düşüncesi de vardı. Arap Baharı patladığı zamanlar. Düşünün bir Tunus olsun, Libya olsun, işte her tarafta böyle en sonunda Suriye'de olacaktı bu güya. Fakat tabii ki Suud karşı devrim başlangıcıyla Suud ve BAE buna bir son vermek istedi. Çünkü orada bir koalisyonun dağıldığını gördük. O koalisyon şöyle bir koalisyon. Bir tarafta işte bir hami var. Suud gibi ve Rabıta'nın işte kurucusu bir Rabıta network'ü var. Rabıta'nın altında Cemaat-ı İslamisi de var. İhvan'ın bütün network'leri de var.
Bunu tabii Orta Doğu veya Türkiye bunu çok fazla anlamayabilir. Rabıta çok gizlendi Türkiye'de çünkü. Ama Avrupa, Amerika'da çok iyi bilinir bu. Bir Amerika'da camilere falan bir gidip bakarsanız Seyit Kutup kitapları vardır. Ve kim basmıştır bunları? World Muslim Youth Association, WMYA. Kimdir bu? Bu Rabıta'nın gençlik kolu yani. Veya yani Rabıta gerçekten İhvan'la son derece işbirliği içerisinde yani Suud diaspora faaliyetini yürütüyordu. 2013'te ne oldu? Suud artık bu duruma bir yeter dedi. BAE'nin de çok büyük bir bu konuda bastırmasıyla yeter dedi ve İslamcılıkla aslında çok uzun zamandır zaten bir nevi fazlalık haline gelmiş olan bu koalisyonunu dağıttı. Ama İhvan ekibi ne oldu? İhvan ekibi o aralar Türkiye ile yeni bir balayı yaşamaktaydı. Şöyle balayı. Eski Mursi'nin böyle eski yazılarına falan bakarsanız Mursi aslında son derece Türkiye ölçeğinde saadetçi kafadan bir insan. Yani böyle o dönüşümü falan yaşamamış, neoliberal dünyaya falan geçmemiş. Öyle bir insandı. İhvan öyle bir yapıydı aslında. Yani onun karşılığı AKP falan değildi. Aslında saadete çok daha yakındı. Ama 2010'lardan itibaren şu oldu. Ya biz gerçekten bu insanlara yanlış anlamışız. Bu insanlar bak yeni bir yolla başa geldiler ve başta kaldılar diye bir düşünceye vardılar. Ve orada yelken de suya inmişti. 2011-13 arasındaki o AKP ile Tunus'un Nahdası'yla, Mısır'ın İhvan'ıyla o yoğun ilişkiyi falan biliyoruz hepimiz değil mi? En son hani seçim kampanyalarındaki hatta görseller falan bile o piramitte bir şey vardı. Bir piramit falan vardı mesela Tunus'ta. O Tunus ve Türkiye ortak falan konuydu. Bu derece yani işler iç içeydi. Fakat o darbe olduğu anda ve öteki taraftan IŞİD diye bir varlık da varken İslam Devleti'ne en hani sahici şekilde o gerçekleştirmeye çalışıyorken tabii her şey tuz buz oldu. Bir anda bir yıkım, bir travma. Bu travmanın sonrasında birçok sürgünler aynı 54'te Nasır'ın bastırması sonrasında nasıl Suud'a sığındılarsa bu sefer Türkiye'ye sığındılar. İhvan kadrosu Türkiye'ye sığındı. Ve evet. Halil'ciğim dur, akışını da Buyurun. bozmak istemiyorum ama bazı sorular geliyor. Onları sonra alacağız. Hepsini soracağız diye belirteyim. Evet, buyur devam edin. Sonra ne oldu? Bizim yine görmediğimiz bir şey vardı. Aslında biz bunu 2013 sonrasında fark etmiş olabiliriz ama Türkiye AKP hükümeti 2011 sonrasında özellikle yani AKP'nin ilk zamanı liberal ise ilk iki dönemi. Üçüncü de hani İslamcılığa sponsorluğuna girişti tekrardan. İslamcı olmadan sponsorluğuna girişti. Ben o ayrımı çok önemsiyorum bu arada. Yani İslamcı değildi ama sponsorluğa girişti. Ve son dönemde biliyorsunuz hani Türk İslamcı bir yerde şu an. Çok Türk İslamcı böyle bir ilginç bir yerde. İslamcı değil tam olarak yine. Fakat yine Türk İslam ideolojisini şu an daha çok dünyaya yayıyor. Fakat bizim görmediğimiz bir şey var. İslamcılık bir network, bir ilişkiler ağı şeklinde 100 yıllık bu şekilde aslında. İslamcılık hep bu şekildeydi. Urvet-ül Vuska, Cemalettin Afgani'nin Urvet-ül Vuska cemiyetinden itibaren bir uluslararası network, bir transnational network'ten bahsediyoruz biz. İşte Reşit Rıza veya İslam Müslüman kongreleri, Dünya Müslüman kongreleri bunlar Rabıta'nın çok öncesinde ve bunlar İslam dünyasındaki entelijansiyeyi bütünleştirmek üzerine gerçekten çok işler yapan bir network'tü. 2010'lardan itibaren aslında yavaş yavaş Rabıta'nın çekilmesinden itibaren Türkiye o sahaya girdi ve uluslararası network'ü Türkiye kendi güdümüne almaya başladı. Hani Türkiye'de nasıl İslamcıları yavaş yavaş içerdiyse, işte böyle içine aldıysa, işlediyse AKP hükümeti aynı şekilde o faaliyetleri dünyada yapmaya başlamıştı. Ben bunu böyle çok farklı yerden duyuyordum. Yani Pakistan'da veya Güney Afrika'da mesela oradaki İslamcı örgütlenmelerin AKP tarafından fonlandığına dair hatta böyle söylentiler falan bile duyuyordum. Gerçekten de böyle yeni bir faaliyetler zincirine girişmişti. 2013 bunun tam aslında adını konduğu zaman oldu. İşte İhvan'ın da Türkiye gelmesiyle birlikte artık AKP'ye biatli olarak AKP'nin güdümü altında bu entelijansiyo, uluslararası entelijansiyo faaliyet göstermeye başladı. Şimdi bunun farkı şu, yani yeni bir bunların düşünce yapısı var, fikriyatı var. Eskiden şöyleydi biliyorsunuz, bir İslam devleti fikriyatı, ikincisi medeniyet projesi.
hani İslamcılık medeniyet kavramına aldığı gibi içine, Afgani bunda çok yine kritik bir figür, aldığı gibi ve İslam medeniyeti inşa etmek gibi bir hedef seçtiği andan itibaren kendisine o ütopik kurguyla bir bayağı bir zaman gitmişti. Yani bütün, bakın, o zamandan Davutoğlu'na kadar bütün İslamcı düşünürler hepsinde böyle bir medeniyet kurma ideali şeklinde bir durum var. Şimdi Davutoğlu'nun nasıl ki hani siyaseti tasfiye olunduysa AKP'den, işte bu karşı hegemonya dediğim siyaset içeri girdi. Bu karşı hegemonya siyaseti şu, artık böyle bir medeniyet inşası gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Yine İslam devleti gibi toplumu tepeden dizayn etmeye yönelik bir şeyden bahsetmiyoruz. Neden bahsediyoruz? Aynı yine o İslamcı network'ün en eski halleri gibi, bu yani Reşit Rıza düşünün bir veya Abdülhamid'e yanaşan veya Abdülhamid'le ilişki kurmaya çalışan Afgani var. Daha sonra bozuluyor ama bir entelijansiye devlet ilişkisi veya işte o İhvan'ın Suud Kralı Faysal'la olan kurduğu ilişkiler. Bakın hani öyle ilişkiler var. O ilişki biçimi dediğim gibi çok süregen bir ilişki biçimi. Bu sefer şöyle oluyor. Evet, yani biz İslamcı bir rejim elde etmeyi biliriz. Artık bundan vazgeçtik. Bir nevi veya ertelendi bu proje. İslam devleti projesi ertelendi. Artık hani dediğim gibi o markayı IŞİD aldı. Ertelendi. Hmm. Bu ertelenme sonrasında bizim şu an yapabileceğimiz en iyi şey ne? Bizim İslamcı dostu rejimler var. Şimdi Erdoğan var. Pakistan'da İmran Han var. Malezya'da işte bu Mahathir Enver İbrahim'in tekrar yeni bir koalisyonu vardı. O tabii sallantıya girdi. Ama şöyle bir bakın. Gerçekten dünya çapında Müslüman popülist, yani İslamcı değil ama Müslüman popülist olan bir takım figürler var. Ve bunlar İslamcılığın himayesini üstlenmiş durumda. Erdoğan bunların en birincisi olan kişi, Katar'la birlikte bu işi götürüyor. Zaten Suud-Katar çatışması aslında bununla ilgiliydi. Yani İslamcılığın hamileni bırak yani şeklinde bir baskıydı. Ve bırakmadı Katar. Tam tersine Türkiye'yle bu işi sürdürmekte. Ve Türkiye'yle birlikte ortak camileri var artık. Aynı Rabıta camileri gibi biliyorsunuz. Bu yeni bir evre ve Türkiye'nin işte uluslararası bütün faaliyetleri, yani İslamofobi endüstrisi yaratması, Avrupa'daki bütün Müslümanlara, diaspora Müslümanlarına sizin hamileniz biziz mesajı vermesi, işte Ertuğrul'la birlikte yine dünyaya biz hani bir Müslümanların şövalyesi rolünü üstlenmesi, Hristiyan Avrupa Batı'ya karşı mevzul miktarda işte böyle Avrupa'nın iki yüzlülüğü, Avrupa'nın şu, Avrupa'nın bunu diye bir Avrupa kötüleme, bir ben de ona Eurofobi diyorum aslında, bir Eurofobi var ve bir gerçekten bir oksidantalizm var. Hani orientalizm gibi kavramları, İslamofobi gibi kavramları, normalde postkolonyal olacak olan kavramların tamamını yeni bir hegemonya projesi için kullanma. Yani bu şu şöyle bir hegemonya. Evet, dünyada bir hegemonya var. Batı hegemonyası. Onun da baş mümessili ABD. Biz onun karşısında, ona karşı bir karşı hegemonya şu an inşa ediyoruz. İşte biz şeye karşı o hegemonyayı aynı işte Gramsci'nin düşünce yapısında gördüğümüz gibi o hegemonya karşı daha çok işte kültür üzerinden, daha çok sivil toplum üzerinden o hegemonya karşı bir karşı hegemonya inşa etmek, bir iktidarın karşı, bu ABD hegemonyasının karşısında artık kim olabilecekse. Bu çok ilginç noktalara varıyor. Malezya'nın Chandra Muzaffer'i mesela bunun parçası olan birisi. Bakın böyle hani Çin'in Doğu Türkistan'da yaptıklarını inkar etmeyi varacak derecede çok ilginç şeyler söylüyordu o bir aralar. Bunlar gerçekten Rusya ve Çin'i tercih ediyorlar bu arada şu noktada. Yeter ki ABD hegemonyasının karşısında bir hegemonya olsun. Ama bunun başka bir özelliği daha var. O özellik de şu. Ben şunu o yüzden söylemiştim Yasin Aktay'a karşı. Evet, Yasin Aktay şunu söylüyordu. Evet, İslamcılık sağ salim ayakta. Ama bir yazı yazmıştık ki o yazıda hiçbir surette ahlakın esamesi okunmuyordu. Yani o İslamcılığın içerisinde tam bir Schmitt yani. Yani Carl Schmitt'in işte o dost düşman ayrımı. Onun tam siyasal kavramı. Yani hiçbir ahlaki unsur barındırmayan dost düşman ayrımı. Salt bir siyasal proje olarak. Karşı hegemonya projesi. Bu var yani aslında karşımızda. Ve bu da şu anlama geliyor. Biz İslamcı dostu, İslamcılık bir entelijansiye grubu ve onun bir kitlesi var. Ve onun tepesinde bunların hamisi olacak olan bir takım devlet liderleri var ve devlet yapıları var. Biz onlardan alacağımızı alırız. Onlar bize fon, yani özellikle fon, öncelikle fon, makamlar, işte mevkiler,
Bize bunları verecek. Biz onlara destek vereceğiz. Biz onları dünyada onları bize aklayacağız veya savunacağız. Entelijans lideri arasında böyle bir ilişki var. Ve biz ne alacağız? Bütün dünyanın her tarafında işte bu faaliyetleri örgütleyeceğiz şeklinde. Ve fonlar tabii ki bu devletlerden geliyor. Türkiye'den geliyor. Katar'dan geliyor. Örtülü ödenekten geliyor. Artık havuzdan geliyor. Nereden geliyorsa geliyor yani. Bir yerden para geliyor ama. Ve para bol gerçekten. Bunu gören görüyor. Yani Türkiye'nin işte o yurdunu falan şu aralar gündem yapanlar var. Hani para gerçekten bol ve bir yerlerden geliyor bu para. Bir düzenek var. Ve bu isimler hiç çekinmeden de Erdoğan'ın veya İmran Han'ın veya Pakistan, Türkiye, Malezya isimler fark etmiyor. Bunların insan hakları sicilinde ne kadar sorun olursa olsun fark etmiyor bunlar için. Çünkü öncelik değil bunlar. Hatta biz bu konuyu onların bir ABD'deki bir mensubuyla konuşurken, yine Amerikalı bir akademisyen konuşurken şöyle demişti. Ya mesela Türkiye bu kadar, bakın biz akademisyeniz, bakın bizim başımıza gelenleri gördünüz, herkes gördü bunu. Görmeyen yok yani. Veya işte Türkiye'deki o kıyımları, 2016 sonrası kıyımları görmeyen yok. Ama şöyle bir cevap vermişti, bana bir arkadaşım söyledi, o konuşmuştu. Ya bizim için öncelik sıralamasında, o hiyerarşide maalesef hani en üstte gelmiyorsunuz. Daha büyük dertlerimiz var. Yani o derdinde işte bu hegemonya sorunu. Mealinde şeyler söyledi gerçekten de. Bahsettiğim böyle bir şey. Anladım. Ya harika, çok güzel açıkladın zaten de. Şimdi bir sorum olacak ama ondan önce mesela bazı şeylerin üzerinden geçelim. Bazen cevapladığın gibi mesela Oktay Bey demiş ki AKP deneyimini İslamcılıkla izah edebilir miyiz? Sen buna kısmen cevap verdin galiba. Söyleyeceğim bir şey varsa yine söyle ama. Ben şöyle diyordum. Zamanında beni hani tanıyanlar, arkadaşlarım falan bilir beni. Böyle bir Müslümancılık kavramı üzerine çok duruyordum ben. Diyordum ki aslında AKP dediğimiz şey İslamcı da değil. Hatta Müslümancı da değil ama İslamcıların birçoğu Müslümancı oldu diyordum ben. Veya Müslümancıymış aslında diyordum. O da şuydu. Dediğim gibi yani çok şey olmadan hani iktidar arzusunu önceleyen ve içinde ahlakın bulunmadığı bir siyasal yapı. Gerçekten şimitçi bir yapı. Gerçekten siyasalı önceleyen bir şey. Ben şöyle bir ayrım yapıyordum. İslamcılık özünde ahlaki bir talep barındıran, bir adalet talebi barındıran bir şeydi. Bir de iktidar talebi vardı bu işin içerisinde. Yani bu Abdülvahap el-Efendi'nin Muaviye modeli Medine modeli diye veya Şam modeli Medine modeli diye yaptığı ayrıma dayanıyor. Hani Muaviye'nin ya toplumun gerçekliğini kabul ettik. Daha realist, real politik bir perspektif. Ali'ninkisi daha böyle cumhuriyetçi idealist bir perspektif. Ve Ali kaybetmeye mahkumdu diye söylüyor zaten şey. Hani Abdülvahap el-Efendi ve kaybetti gerçekten de. İslamcılık böyle bir şeydi aslında. Kaybetmeye mahkum olduğu halde o taleplerini peşinde koşarak devamlı kaybetmek, devamlı böyle hizmet uğramak şeklinde bir şey. Biraz mazlumiyet, mağduriyet yani şeklinde bir söylem var. Ama şey de Müslüman, bunun karşısında bir Müslümancılık, o da evet yani Müslümanların iktidarı, yani Müslümanların menfaati. Müslümanların menfaati aynı Müslüman milliyetçiliği yani bu. Aynı etnik milliyetçilik gibi. Yani etnik milliyetçilik hani hiç şeyine ne doğru ne yanlış bakılmaksızın o değil mi etnik grubun menfaatleri aslında. Şey olan milli menfaat değil mi? Temel çıkardık. Aynı onun gibi Müslümanların menfaatleri. Burada hani Müslümanlar hak demiş, haksızmış fark etmiyor. Müslümanların menfaati. Ben bunu Müslümancılık diyordum. Ben şunu söylüyorum. 2011 sonrası AKP böyle bir yani Müslümancı bir İslamcılığı sponsorluğunu üstlendi. Ve dünyada bunu örgütlemeye çalıştı. 2016, 15-16 sonrasında da aslında düpedüz şunu yapıyor. Çok farklı bir yerde. O İslamcıların tamamı zaten Müslümancı oldu ve Müslümancılık, İslamcılığı bence topyekün teslim aldı. Monopolize etti. Yani Müslümancılık dışında bir İslamcılık bence bulamıyoruz biz şu an. AKP'de hiçbirisi değil bunların. Ama İslamcı sponsorluğu üstlendi 2011'den itibaren. Ben bu şekilde ifade ediyorum. Hocam peki Serhat Bey'den başka bir soru gelmiş şöyle. Yani evet görebildiniz değil mi? Nasıl? Gördüm. Şimdi Ercüment Özkan tabii ki. Ercüment Özkan hani Hizbut Tahrir akımı Ercüment Özkan bunlar tabii ki yani İslamcılığın damarıdır, ana damarlarındandır. Çok yani çok merkezinde olan hani isimler ve yerlerdir. Evet şimdi AKP hiçbir zaman İslamcı olmadı zaten. Bunu baştan itibaren söylüyorum. Hani ben yine bunu ısrarla vurgularım.
Erdoğan Akif Emre ile olan kavgasında, bu tam 2000'lerin öncesinde, tam böyle AKP faziz kapatıldığı zamanlar, hani Erdoğan kendi başına, o yıllar sen de çok iyi hatırlarsın, 90'ların sonları. Bir, yine İslamcılık dövme şeyi vardı o zamanlar, bir modası vardı yine. Tam o yıllar Erdoğan'la Akif Emre, Yeni Şafak'ta, Yeni Şafak Erdoğan'ın teslim alması sürecinde ve vesayeti sürecinde Akif Emre buna direniş gösterdiği zaman bir kavga ettiler. O kavga esnasında Erdoğan Akif Emre'ye İslamcılık yaptık da ne oldu diye bir çıkışıyor. Bence hani bunu söyleyen bir insanın zaten İslamcı olması mümkün değil. Yani saklamıyor ve dürüst ve samimi bu konuda. Gerçekten de ideolojilerle işi olan bir insan değil. Bunu görmek lazım zaten. Bunu görmeyen kaçırdı şimdiye kadar diye düşünüyorum ben. Şimdi öyle yani baştan beri zaten Erdoğan İslamcı değildi. Hiçbir zaman olmadı. Bir zaman olmayacak. Bir sorusu var. Ama Rodin'in şöyle bir sorusu var ama evet. Bir bak bakalım burada tam da dediklerine alakalı mı acaba? Yani doğru bir soy kütük mü? Genealoji mi bu? Emin de değilim ama. Şimdi şöyle hani şöyle Türkiye'de ilk dile getiren ya bunlarla ilgili bir Çamlıca Köşkü tartışmaları yapıldığı zamanında hani Dilip Ak'la Ali Bulaş arasında biliyorsunuz. Yani bir şey olduğu bir aslında hani AKP'nin kuruluş sürecinde veya rafların kapatılma fazileti ve daha sonra AKP kuruluş sürecinde bir dönüşüm oldu çok açık. Hani biz bunu şu an çok daha fazla biliyoruz. Ve uluslararası çevrelerle onların arasında bir takım anlaşmalar olduğu da yine çok bilinen, söylenen bir şey oldu artık. Bu Çamlıca Köşkü tartışmaları bunu çok fazla ifşa etti. Ve her taraf hani hem o zamanlar biliyorsunuz Dilip Ak yani AKP tarafında, Ali Bulaş AKP karşıtı bir yerde bulunuyordu. İkisi de bunu aynı söyledi. Hocam bu Çamlıca Köşkü ben onu tamamen kaçırmışım. Cahilliğimi bağışlayın. Ne zaman evet, oldu tam Çamlıca Köşkü tartışmaları ne? Yani bu bilinen kamusal alanda olan bir şey mi biliniyor mu yoksa gizli bir şey miydi? Sonradan mı açıldı? Yok, biliniyor. 2015'te sanırım bunu bir ifşaatı alıp açmıştı. Evet, 2015'teydi galiba. O zamanlar bu ifşaatı Dilip Ak'ta doğrulamıştı. Yani ABD'den bir heyetin geldiği ve bir anlaşma yapmaya çalıştığı ve orada İslamcı birçok entelijansiyanın ve siyasetçinin bulunduğu ortamda şeklinde bir rivayet bu. Ve bunu çok insan doğruladı. Ama zaten bizim için bu sürpriz değil. Yani normal, çok normal bir şey bu. Yani belli bir sosyal gücü erişmiş değil mi? Her türlü cemaat bir aşamada ya kendi devletleri tarafından veya uluslararası bir takım devletler tarafından temas kurmak suretiyle içirilmeye çalışılır. Bu kaydı. Türkiye'de bunu yapmakta. Başkalarına karşı hem içeriden dışarıda yapmakta. Bu normal bir şey. Yani bu çok olağan bir şey. Dediğim gibi hani hegemonya projesi olan kim varsa bunu yapar zaten. Yani Türkiye'de projesi şu an var. O zaman tabii ki ABD'si tabii ki yapıyordu. Bunu önceleyen, aslında bunu inceleyen insanlar arasında şu çok açık oldu. Şimdi AKP'nin programıyla, parti programıyla daha önceki Milli Görüş Parti arasındaki çok temelli fark ekonomik program değil mi? Yani bir ekonomik program üzerine biz kaçırdık. Yani neoliberal dünyaya ayak uydurma, tam anlamıyla ayak uydurma, o politika tam anlamıyla ayak uydurma AKP'nin bir taahhüt olarak aslında ortaya koyduğu bir şey. Ben bunun tabii komplosuna çok fazla girmiyorum. Gerçekten girmiyorum. Zaten hani açık olan şeylerden bakalım yani. Bunu inceleyenler oldu ve orada bir dönüşüm olduğunu, dönüşüm yaşandığını çok insan söyledi. Yani parti itibariyle gerçekten çok daha sosyal adaletçi bir hani söylemden çok daha neoliberal bir söyleme bir geçiş yapıldı. Bu var. Ben bunun tabii şeyine girmiyorum. Hani ya BOP kısmını ben zaten BOP kavramına eskiden beri çok direnen bir insandım. Çünkü dediğim gibi BOP içeri bir alınca bütün bir şey o komplo literatürü içeri girmiş oluyor tekrardan. Bunun daha düzgün hani tartışma yolları var diye düşünüyorum. Hani tıpkı hani derin devleti Ergenekon kavramını kullanmadan tartışmak nasıl en doğru olan şeyse yine uluslararası hegemonyayı veya ilişkileri, o ABD'ye olan ilişkileri BOP olmadan tartışmak çok daha bence önemli. Ilımlı İslam evet ama Erdoğan bunu kullanmış olabilir ama zaten biliyorsunuz o 11 Eylül sonrası boş olan bir alandı. Hani Erdoğan da Gülen de doğrudan doğru hemen oğlanı oynadılar. Ama bu bütün bu kavramların hani negatiflikten ibaret olduğu bir fikir coğrafyasında da anlam ifade etmiyor. Bunlar çünkü negatiflik şeyler. Ve biz biliyoruz ki hani Erdoğan da Gülen de her zaman hani oturduğunlarda bir fikri dönüşümler yaşamaktan ziyade o an hani negatiflik olarak hani batılı muhatapları daha çok memnun eder. Onlara ne hitap eder? Onları ne kandırır?
Daha çok bunlar üzerinden gidiyor, giden insanlardı. Yani bunlar hep böyle insanlar oldular. Onu biliyoruz zaten. Yani o yüzden hani bir ne düşünüyorlar bir başka bir şey. Bir de Avrupalı, Amerikalı muhataplara neyi söyleyebiliriz? Çok da başka bir şey. Onlar daha da o tarafta yer aldıkları için çok da fark etmiyor. Bir soru gelmişti orada. Şey soruydu. Yani İran arasındaki ilişkiler. Yani nasıl benzetme kurabilirsin şu an? Evet. Evet. Ya şimdi şu, yani gerçekten ben bunu Türkiye'deyken de sınıfımda böyle bir söylemiştim. Böyle insanlar hani özellikle İslamcı olan arkadaşlar böyle bayağı dehşete falan düşmüşlerdi. Yani nasıl olabilir falan gibi. Şimdi ideolojilere bakmayalım. Yani ideoloji derken Gülen bir İslamcı değildi. Ben hiçbir zaman öyle düşünmedim zaten. Olmadı bence. İslamcı değildi ama şöyle hani çok daha belirsiz bir yerde duruyordu. Hatta kendisine İslamcılığın dışında olmakla var etti. Yani alanını öyle açtı. Başından beri alanı öyle açtı. Ben onlardan farklıyım demekle. Yine o adı konmamıştı ama bu ılımlı İslam sektörüne girerek, yani en baştan girerek kendisini var etti. Bunu biliyoruz zaten biz. Şimdi ama şuna bakalım. Yani İhvan'ın bütün örgütlenme modeli ile Gülen'in örgütlenme modeli arasında inanılmaz bir fark var. İkincisi, cemaat-devlet ilişkisi dediğimiz şey, o konu üzerine İhvan'la Gülen'in bize sunduğu örnekler, test vakaları gerçekten çok çok son derece benzer. Şimdi örgütlenme modeli, evet yani bir şey var. Cemaatin örgütlenme modeli gerçekten çok benziyor. Bunu görmezden gelemeyiz. İkincisi, şimdi hani derler ki diyelim çok en takiyeci unsur Gülen unsuru denir. Ama takiye zaten İslamcılığın çok çok temel bir şeyi, öğesi. Yani bunu görmek zorundayız. Bakın yani ABD'de şu an bir sürü aslında İslamcı olan grup var ama bunlar İslamcı bile demiyor kendilerine. Yani ikincisi sadece yine aynı şekilde bakın ne yapıyorlar mesela burada Council of American Islamic Relations, yani bunun başkanının Nihat Avad'ın ne kadar Erdoğan taraftarı, dostu olduğu bilinen bir şey. Şimdi Nihat Avad mesela hiçbir zaman bunu söylemez, adını koymaz, etmez. Ama şeye bakın, Kerim faaliyetine bakın, işte LGBT dostu Amerika'da, ne kadar hani siyahların dostu, Malcolm X tepetepe kullanan, ne kadar böyle ilerici gündem var hepsini kullanan insanlar bunlar. Peki siz böyle bir fikre sahip misiniz gerçekten sorduğunuz zaman? Yani sen LGBT dostu musun gerçekten kardeşim? Yani hani bu hani senin şeyin ne, bununla ilgili senin fıkhın nerede, hani teolojin nerede? Siz bir şey söyleyemezler tabii ki. Yani çünkü öyle bir şey yok. Yani bunlar çünkü retorik. Bunu biliyoruz yani. O gün yani aynı 2000'li yılların başlarında nasıl hani AKP'nin de LGBT konusunda dahi, Alevi konusunda, Kürt konusunda nasıl açılımları olduysa benim açılımları var. Şimdi o düzlemde Takiye zaten çok içkin bir unsur İslamcılığı. Çünkü gerçek fikirler gerçekten çok aşırı fikirler. Yani gerçek fikirlerin, IŞİD'in fikirlerinden çok aşırı fark yok. Bunu herkes biliyor. Yani bunu sen de biliyordun, ben de biliyorum. Yani İslam devleti, İslam devletinde yani namaz kılmayısında yapılan ceza değil mi? Yani hangi fıkıh kitabında bunun cezası ölüm değil bir defa? Yani belli bir aşama, birisi 7 gün sonra öldürüyor, birisi hapsediyor, tövbe şansı veriyor falan. Yani bahsettiğim benim şey falan değil yani. Böyle uç marjinal böyle Vahabi fıkıh falan değil. Hanefi fıkıh, Maliki fıkıh, açın bakın kitapları. Bu böyledir yani. Yani toplum müdahale konusunda, içkiye müdahale konusunda, yok LGBT müdahale konusunda ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Yani ben ilk şeyi okudum ya, benim LGBT'nin yakılacağı konusunu okudum ya, benim tasavvuf kitapları. Yani Mehmet Zahid Korkun'un kitaplarını okudum ben bunu. İşte Büyük Günahlar kitaplarını okudum ben bunu zamanında. Yani biz bunları böyle yerler okuduk. Yani bunlar en, değil mi? En ılımlı, en mainstream bilinen yerler. Ya yani o yüzden çok fazla, yani dürüst olalım gerçekten. Yani İslamcılığın veya şöyle diyeyim, hani Müslümanların şu anki hakim fıkhının ortaya koyduğu toplumsal proje, siyasal proje ile IŞİD'inki arasında detay farkları vardır. Bu gerçek, üzerinden zaten birçok insan kopmakta şu an. Yani çok insan evet zorladı, yani şeye zorladı. Evet hani bakalım edelim şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz, bunu şunu nasıl yorumlayabiliriz falan dendi edildi. En sonunda bakıldı gerçekten kardeşim hani bu işin şeyi yok yani, böyle çok da samimi olalım, dürüst olalım. Başka türlüsü yok yani. Ne oluyor en fazla? İşte Fazlur Rahman gibi değil mi? Tarihselciler ortaya çıkıyor. Yani böyle yeni akımlar var. Veya Makasit şu an sıkı içerisinde yeni ortaya çıktı. Ya İslami demokrasi üreten liberal Müslümanlar hani bir şeyler ürettiler. Onlar bunlarla ilgili uğraş verdiler, vermekteler. Ama ortaya konan şey şu
onların marjinalize olması durumu var. Yani onların bir durumuna bakın. Yani Fazlur Rahman yani bir zındık denmediği kalmış bir insandır yani, değil mi Fazlur Rahman? Yani burada bilinir. Yani ne kadar, nerede reformist varsa, nerede ıslah fikrini savunan varsa, işte Ercüment Özkan dahi aynı şekilde. Şöyle bir hani baktığınız zaman veya işte Mustafa İslamoğlu, yani bu isimlerin hangisi marjinalize edilmedi, hangisi böyle sapık görülmedi, hangisi gerçekten neredeyse mürtet görülmedi. Yani böyle bir şey var. Fazlur Rahman niye Pakistan'da barınamadı, değil mi? En son gitti Amerika'da, orada barındı çünkü gerçekten çok hayatına kastedilen durumlar vardı. Ya o durumu görelim. Yani eğer şey varsa, ben bunu bir maslahat teolojisi şeklinde tanımlıyordum zaten. Eğer eğer İslamcılar çoğunluk itibariyle yani dünyaya çok daha demokratik fikirlerle ortaya çıkıyorlarsa, şimdi bunu gerçekten yapmaya çalışanlar var. Hakkını yemeyelim. Hani Ganduşi yapmaya çalışıyor. Ama sınırlarını biliyoruz. O başka bir mevzu. Ama yapmaya çalışanlar varsa, onlar da şöyle bir durum içerisinde şununla karşı karşıyalar. Şimdi bir fıkıh geleneği var ve fıkıh geleneğin talepleri var. Dünyayla konuşmak sürecinde onu söyleyemiyorlar. Ve diyorlar ki maslahat gereği bunların zamanı değil. Yani bunları şu an konuşma zamanı değil. Çünkü maslahat bunu, maslahat burada tabii kaçamak anlamına geliyor veya realpolitik anlamına geliyor veya pragmatizm anlamına geliyor. Hani her türlü şey söyleyebilirsiniz. Şu an bu soruları şu an tartışmayalım demeye getiriyorlar. Çünkü şu an bu durumun yeri zamanı değil. Şu an çünkü kamu iyi, ortak iyiye, kamunun ortak iyisine hizmet etmiyor bu. Ama hani 20 yıl sonra ne olacak? Hani tutun ki siz başlasınız ve sizce hizmet ediyor. O zaman ne yapacaksınız? O zaman herhalde çıkabilir o kitaplardan bunlar, değil mi? Yani böyle evet. Bir durum var. Şöyle bir kullanıcımız bunu sormuş arada. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Gülen hareketi bitti mi? Ya ben bunların şimdi şöyle aynı o Müslüman kardeşler için söylediğim şey geçerli değil mi burada? Yani 1950'li yıllarda aynı şekilde Nasır bastırdığı zaman, ki Nasır'ı siz öyle Atatürk falan gibi bir figür görmeyin ama Nasır ihvancı esnilikten gelme bir figür. Pragmatik bir figür. Aslında Erdoğan'a çok daha benzeyen bir figür bu açıdan. Yani ilk döneminde İslamcı, Seyit Kutup danışmanıydı Nasır'ın. Hani ben daha ne söyleyebilirim? Seyit Kutup'la birlikte ortak bir Heyt-i Tahrir diye bir projeleri vardı. Hani kooperatif projeleri vardı. Ben daha ne söyleyebilirim, değil mi? Daha sonra milliyetçi ve daha sonra sosyalist olmuş bir isim. Yine bunları yani döneme göre ideoloji benimsemiş bir isim. Bu açıdan çok benzeyen bir isim. Şimdi Nasır ihvanı bastırdığı zaman son derece büyük toplumsal desteği vardı. Yani bunu görelim ve gerçekten ihvan bir nefret objesi olmuştu büyük bir insan grubu tarafından. Fakat daha sonra ne oldu? Sedat bunları dışarıya saldı. Devamında ne oldu? Sedat da ihvancı birisi kökence. Daha sonra birçok o zaman cihatçılaşmış gruplar, hani cihat veya Gama İslamiye gibi gruplar ortaya çıktı. Onlara destek verdi Sedat. Çünkü komünizme karşı destek verdi onlara. Bir süre sonra hani ihvan gerçekten büyük bir toplumsal güç olarak kendisini buldu. Yani o süreçte. Ne olur geleceğe ilişkin? Biz bunu bilemeyiz. Ama tabii şimdi ihvan şöyle prematür bir şekilde tasfiye olunmuştu. Yani 52-54 prematür bir tasfiyeydi. Şimdi 2016 ise biraz zamanı gelmiş bir tasfiyeye benziyor. Şimdi bakın hani Türkiye'deki Gülen tasfiyesi, Bangladeş'teki Cemaat-i İslamiye tasfiyesi, Mısır'daki ihvan tasfiyesi, bunlar çok eş zamanlı süreçler. Yani ve dünyada başka bir noktaya gelindi ve bir 2013 ve sonrasındaki IŞİD vakası var. Yani dünyadaki o iklim çok değişik. Ya o zamanlar milliyetçiliğin zamanıydı. Arap milliyetçiliği zamanıydı. Arap milliyetçiliği hani şeyine artık hani sıra bende, bir kendimi göstereyim dedi. Ve 67 hizmetine karşı kadar kendisini gösterdi ve hizmetle neticelendi. Tam o sıra İslamcılık işte evet şu an benim zamanım dedi. Tam da 66 kutubun idamı sonrası o dalga var. Ve 67 hizmeti var ve milliyetçilik orada tamam hani benim işim bitti durumuna çekildiği zaman gündeme geldi. Şimdi 67 ile başlayan bir yükselişten bahsediyoruz. Ve şu an acaba ne oldu? Acaba şu an o iş bitiyor mu? Yani şöyle bitiyor mu? O eski bildiğimiz İslamcılık, ben hani evet bittiğini söyledim onun. O anlamda bittiğini söyledim ama yeni bir yüze girdiğini söyledim. O da karşı hegemonya diye söyledim. Bu 100 yıl önceki durumuna daha çok benziyor.
Hani Reşit Rıza figürü değil mi? Bir ıslah önderi falan diye söyleniyor. Reşit Rıza bir taraftan Kral Abdülaziz'den böyle 25 yıl falan boyunca bayağı sağlam beslenmiş. Yani iyi paralar almış. Nasıl birisi diye biliniyor? Reformist İslamcılığı. Daha Vahabi İslamcılıkta böyle buluşturan isim diye biliniyor. Mecnun isim diye biliniyor. Bir taraftan da paraları alıyor yani ki Suud kralından. Yani biz bizim gördüğümüz o model yani şu anki modelimiz, gördüğümüz bu karşıki modeli yeni bir şey değil. Yani şu anlamda yeni bir şey değil. İslamcı entelijansiye ile devletler ilişkisi çok eski bir ilişki. Çok süregen bir ilişki. Yeni olan şey şu. Eskiden biz günün sonunda bir İslam devleti, bir medeniyet inşa edeceğiz diye bir şey vardı, idealleri vardı. Ve bu birazcık ahlak unsurunu içine sokuyordu. Yani proje sonunda daha ahlaki proje değil mi? Medeniyet projesi. Ahlaka dayanan bir projeydi onlar için. İşte yani bir denklemin bir tarafında bir ahlak vardı. Çünkü biz daha iyi bir, daha adil bir yönetim vesaire. Bunlar vardı yani işin içerisinde. Şu an bunların çok fazla esamesi okunmuyor. Şu var sadece. İşte dünyada mazlumlar onların dostu biziz şeklinde. Retorik olarak kullanılıyor. Ama projenin kendisine bakın yani. Kendisinde bu counter hegemony projesinde şey var mı gerçekten? Bir ahlakın yeri var mı dediğiniz zaman bulamıyorsunuz. Ben siz bir söylemlere bakın ben bulamıyorum şahsen. Tek bulduğunuz yer şu. Dünyada işte mazlum insanlar var. O insanlar kimler? İşte ABD hegemonyasının ezdiği insanlar. Bu insanlar nasıl bundan kurtulacak? İşte biz bunları ulaşıp bunları biz kurtaracağız. Şimdi bu ahlak değil. Yani bu ahlakın denkleme girmesi değil. Bu kendini zaten o siyasal projede kullandırmak ve dünyada insanları mazlum diye tanımlamış olabilirsin, başka türlü de tanımlayabilirsin. Onları kurtarmak. Aslında onları sen Müslüman diye kurtarıyorsun. Ve Müslüman dostu olarak kurtarıyorsun kendince. Ve o hegemonyanın, hani düşmanı olan hegemonyanın mağdunu olduğu için kurtarmaya çalışıyorsun. Yoksa yani yoksa sen onları esten sorun değil yani. Hani yani şeyi bir ABD bir hani fıkıhçıyı, bir Müslüman şeyi, bir Müslüman ne diyeyim hani lideri, bir alimi falan ezebilir, hapse atabilir. Başta aslında hani gerçek var mı ya işte İslamofobi şu bu falan diye. Ama sen burada her türlü değil mi? En son Alparslan Kuytul ne kadar çekti yani hapislerde. Ama bu sorun bile olmaz yani onlar için. Hiçbir sorun değil. Çünkü, ya da bu arada Rusya ya da Çin'in yaptıkları da göz ardı edilebilir tabii. Evet, bu tabii yani, evet çünkü bu şey. Çünkü o hegemonik biliyorsun hani o hegemonin içerisinde bir ittifak ağı var. Yani bir alliance kuruyor, bir ittifak kuruyor. Yani senin Schmittian bir bakışta da yine aynı şey vardı değil mi? Yani dost bir düşman vardı. Ve evet. dost şey değildir. Hani dost ahlaki iyi değildir. Dost iyi olmak zorunda değil. İyi kötü bilmez bu denkleme. Dost düşman var ve düşman sadece senin karşı tarafına denk düşüyor. Yani bu o kötü yani şer anlamına gelmiyor düşman. Anladım. O bağlamda. Sadece karşı hocam, tarafa denk düşüyor. Hocam baya benim kafamda anladım ben ne demek istediğinizi. Bu arada birkaç yine soru daha alalım. Hani Zeki Bey böyle bir şey demiş. Karambolden şeriat da olacak mı? Ne diyorsun hocam? Ya bu karambol kısmı ama o yine şöyle. Yani şeriatın şeriat istenmesi durumu ortadan kalktı bence. Şeriat iktidar için istenecek ancak. Yani o an iktidarı sürdürmek için bu bahsettiğim hegemonya sağlanmak için şeriat işe yarar mı yaramaz mı? Ben mesela bunu o yüzden çok Türkiye'deki tartışmalarda ben çok direniyorum o şeylere. İşte İslamcılaştırma süreci veya işte İslamcı ideolojiyi atfediyorlar şeyi, AKP'nin projelerini. Şimdi evet İslamcı olduğu yerlerde bile bu doğrudan değil. Ya şu yok yani bir İslamcı vizyonu olan bir insan topluluğu var ve bunlar adım adım bunu gerçekleştirmeye çalışıyor değil. Yani İran değil yani bu süre hikaye. Hikaye şu. Erdoğan bir figürü var ve bu figür kendisine ve kendi kurmakta olduğu kendince bir uluslararası hegemonya ağını güçlendirmek için neye ihtiyaç duyuyor? Neye ihtiyaç duyduğu fark etmiyor burada. Yani hangi ideoloji olduğu fark etmiyor burada. Fakat şöyle düşünün. Hani Erdoğan'ı var eden toplumsal taban İmam Hatip tabanıydı. Yani esas çekirdek grup bu gruptu. Erdoğan da başından beri o tabanı tahkim etmekle, büyütmekle, genişletmekle kendi demografik yeniden üretimini gerçekleştirmek istiyor. Olay bu sadece. Yani İmam Hatip'le olsun ki ona oy verenler olsun. Yani, eğer ona oy verenler İmam Hatip'in dışında bir çözümle sağlarsınız siz ona da razı. Yani İmam Hatip dışında ne bileyim şu an mesela Türkçü bir taban değil mi aynı şekilde? Türkçü taban da gayet aslında onun işine gelen bir taban oldu. Yani yeter ki siz işte onlara Afrin'i verin değil mi?
Fırat Kalkanı'nı verin, Afrin'i verin, böyle bir şeyler verin ona. Öyle veya Almanya'daki diasporaya, işte Merkel'e diklenen bir lider verin. Fark etmiyor ne oldu yani, orada tabanın ne oldu. Yeter ki o koalisyon içerisinde kalsın. Yani tek amaç bu. Şimdi İslamcılık burada işine yarar bir şey olduğu için şu an. İslamcılar da Müslümancı olarak hani bir misafir insanlar tamamen bu projeye tav olduğu için süreç böyle ilerliyor. Ve evet, harbiden Şirat gelebilir mi? Gelebilir. Hiç kimse buna şey diyemez. Kazar Şirat gelebilir. Yani bu bir ihtimal dışı değil tabii ki. Ama gelirse bile şundan söyleyeyim. Hani gelirse bile şeyden dolayı değil bu. Bir takım fanatikler ben Şirat istiyorum. Hani Şirat gelsin dediği için değil bu. O şu anki hegemonya ne için nasıl sürer? Ama ben bunu yine çok da böyle hani yine kaygının böyle merkezinde olan şey diye düşünmüyorum. Kaygının merkezine aldığımız zaman yani ideasyonel böyle fikri düzleme geçmiş oluyoruz. Şunu görmek zorundayız. Hani fikirlerle işi olan bir iktidar grubu yok karşımızda. Yani o onların çağı geçti yani. O durum çok başka. Yani fikirlerin evet bir tesiri var ama başka türlü bir tesiri var. Anladım. Hocam bu arada Mehmet Bey'i kızdırdınız. Bu soruya cevap vermek ister misiniz? Ya ben, evet. İhvanın takdiri tarzına örnekler verebilir misiniz? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim hani şimdi ben size şu an onu paylaşmayacağım ama şimdi şey gelince şöyle yani bu Wickham malum hani Müslüman Kardeşler kitabı Wickham'ın o kitabı aslında önceki kitabı da var. O kitapta da hani Mobilizing neydi İslam'dı. O kitaplarda son derece güzel şekilde ihvanı incelemiştik. Ve son kitabındaki temel sorusu da şu aslında. Ya ihvan kendisini dünyayı nasıl ifade edecek? Dışarı nasıl ifade edecek? Yani dış gözlemci nasıl ifade edecek? Şimdi evet hani takiye örnek dediğimiz şey nedir? Şimdi siz bunu takiye demezsiniz ama başka bir şey aklıma gelecek. Mesela İvan değil mi? Şey dedi mi? Dedi ki bana parlamentoda oy verin. Başkanlığa aday olmayacağım dedi. Ama ne yaptı daha sonra? Başkanlığa aday oldu. Ve başkanlığı aldı. Yani, ondan sonra şimdi şeyin bu Arap Baharı sürecinde bir şeyi vardır. Hani, Kandahar Cuması diye. Adında Kandahar Cuması diye. O İvan'ın muarızları koymuştuk. O süreçleri bir hatırlayın. Şeyi hatırlayın yani yine o süreçlerde İhvan'ın şey demesini hatırlayın. Bu Abbasiye'de ona gösteri yaparken İhvan kendi gençliğine gösteri yüzüne saldırtmıştır ve onu öldürmüştür. Yani bayağı bir insan ölmüştür o süreçte. Ve daha sonra oradan İslam Argan galiba ismi şaşırıyor olabilirim ama çıkıp onların ölüleri hani vardı ya böyle Çağrı'da Bedir'den sonraki ve Uhud'dan sonraki sizin ölümünüz cehennem bizim ölümümüz cennetlik. O tarz bir laf etmiştik. Şimdi İhvan bu İhvan mıydı 2013 öncesinde? Yani İhvan'ın takiyesini tam ortasına kalktığı bir zamandan bahsediyoruz 2013 sonrasında. 2012 sonrasında. Son derece şöyle diyeyim. Liberallerle yine dostluk kurmaya çalışan bir durumdaydı. Aynı şekilde. Aynı AKP'de olduğu gibi. Liberaller yanına almış bir durumdaydı. Ve onları tabii bir yıl içerisinde bezdirdi. Çünkü ne kadar sözde bulunduysa, taahhütte bulunduysa hepsini çiğnedi. Bunda tabii ki Selefilerin karşı çıkması söz konusu. Ama o var. Şimdi şey için şöyle ben bol bol bu cihatçılık dersinin için bu aralar yine şey yapıyorum. Bol bol bakıyorum böyle birçok kaynağa. Şimdi bir takım öncelikler vermek istiyordum ama çok da uygun kaçmayacak. Çünkü yani, öncelikle vereceğim insanlar İslamofob diye bilinen insanlar ama çok belgeli konuşuyorlar. Yani mesela diyorsunuz ki bir adam diyor ki Amerika'daki bir isim ben İslami cihadın şeyi falan değilim, önderi falan değilim. Ben şeyim, önderi falan değilim. Bana iftira atılıyor falan diyor. Ama adamlar bir video ortaya koyuyor. Çok özel bir ortamda bir video çekmiş birisi ve İslami cihadın önderi diye takdim ediliyor ortama. Şimdi takiye olmaksızın İslamcılık yapılabilir mi? Yani bu şöyle yapılabilir. Hani ben de bir defa İslamcılık olarak hani çok sık savunduğum zamanlar takiye yapıyor muydum diye düşünüyorum. Şöyle şunu söylüyorum. Hani bir takım konular var ve bunlar beni rahatsız ediyor. Hani İslam'daki o şeriatik konular rahatsız ediyor. Bunları nasıl yorumlayabilirim diye bir defa zorluyorsun. İkincisi sonuca varmıyorsun. Yani şöyle diyorsun.
Bunda Tarık Ramazan'ın bir moratorium talebi vardı. Diyordu ki hadi şeriatla ilgili gerçekten kafamız çok karışık bizim. Yani Allah aşkına hani bir şunları bir çözmeden şeriat uygulamayın şeklinde bir moratorium talebinde bulundu. Ya niye bulundu? Çünkü gerçekten farkındayız. Hani şeyin farkındayız. Şu inanış var. Tanrı bizden ister geldiğimiz zaman şeriat bizim hırsın elini kesmemizi istiyor mu? Rejim istiyor mu bizden? Bizim mürtede öldürmemizi istiyor mu? Değil mi? Bunlar çok net sorular. Şimdi bunu fıkıhçılar çözmeye çalışıyor ama çözmeye çalıştıkça yine moral policing dediğimiz yani ahlak polisliği böyle olaylar var. Yani LGBT'nin durumu var. Yani bir sürü durum var. Bunları ne yapacaksınız? Yani gerçekten ne yapacaksınız? Bunları yani takiye yapmak için bunlarla ilgili samimi olmak mümkün mü? Bir onları soralım yani. Mümkün mü gerçekten? Hı. Şey olmadan takiye yapmaksızın bunlarla ilgili samimi olabiliyor musunuz? Kendinize bir sorun bunu. Peki. Şimdi şey de uzadı. Yani izleyicileri de yormak istemiyorum. Ben bir şeyle kapatmak istiyorum aslında. Hani şu anda bu saydığın şeyler dışında böyle nasıl diyeyim daha özgün İslamcı örnekler var mı dünyada? Hani İslami hareketler az çok böyle ne bileyim bu bahsettiğin karşı hegemoninin içine evet. kalmamış, görece bağımsızlığını koruyan, bir özgünlüğünü koruyan demiyorum. Var ben mı böyle bir şey? Ben çok baktım aslında benim hani 2000 şöyle diyeyim tezimden sonraki zaman 2013 18 arası diyeyim böyle bir 5 yıl süre içerisinde ben şunu savundum aslında İslamcılığın bir şey damarı var bir fundamentalist damarı var bir de sosyal adaletçi bir damarı var ve o da özgürleşme teolojisine liberation theology'ye çok daha uygun düşen bir damar. Ve İslamcılığı böyle aslında formüle etmeye çalışan insanlar oldu. Yani bu Ferit İzak'tan Hamid Dabaşi'ye, başka Şabbir Ahtar var. Hani böyle isimler var dünyada. Ve bunlar bu şekilde ifade etmeye başladı. Benim aslında şöyle söyleyeyim. Şu formülasyonu şuradan da kurabiliyoruz. O hikayeyi anlatmamıştım ben. Onu çok kısaca anlatayım. Tamam. Şimdi liberal İslam var. O uzun İslam, liberal İslam diye bir şey ortaya çıktı zaten 2000 yıllarda. Ve daha çok diasporada, daha çok Avrupa, Amerika'da. Ve onlar işte bu yeni fikirler, hani demokratik bir İslam sunmaya falan çalıştılar. Ama bütün bu süreçte gerçekten İslam'ın liberal, daha çok böyle bir liberal tanımını yapmaya çalışıyorlardı. Adını da koymadan. Mesela demokrasi diyorlar ama demokrasi liberal demokrasiydi. Şimdi buna söz gelimi Halid Ebu Elfadıl meşhur bir isimdir bu konuda. İslam'ın Challenge of Democracy kitabı vardır. Halid Ebu Elfadıl'ın o kitabıyla ilgili bir Sabah Mahmud'un bir eleştirisi vardı orada ve diyordu ki ya sen burada doğrudan doğruya Avrupa'nın ABD hegemonyasını İslam dünyasında pazarlıyorsun demeye getiriyordu. O da sosyalist bir yerden konuşuyordu tabii. Bir taraftan da İslamcılara sempatik olan tarafları vardı Sabah Mahmud'un. Bunu söylüyordu. Şimdi orada bir aslında bir ayrışma yaşanıyordu. Şimdi şey de bilelim. Mesela Progressive Muslims Network vardı. İlerici Müslümanlar Network'ü vardı. ABD'de ve Güney Afrika'da. Ve bunlar liberal Müslümanları da birleştiriyordu. Mesela Omid Safi böyle bir kitap yazmıştı. O kitapta hem feministler var, hem liberaller var. Hem Liberation Theology dediğimiz daha böyle İslamcı ve soldan gelen insanlar var. Bunlar birlikteydi. Birlikte görünüyordu. Ve katıl sonra bunlar ayrıştılar. Hani şu ve ayrışma damarı da şu oldu. Bir taraf, öteki tarafa yani siz kardeşim emperyalizme çok içkinsiniz. Çok emperyalizm teşhisinizsiniz şeklinde. Adını böyle koymasa bile öyle suçlayarak hani veya öyle demeye getirerek ayrıştılar. Ve o insanlar ben şöyle düşünüyordum o zamanlar. Bu insanlar üzerinden İslamcılık gerçekten bir de Hamid Dabaşi'nin de o kitabı çıkmıştı o zamanlar 2010'larda, 2008'de galiba. Başka bir evreye girebilir. Yani burada hani kutupçu damardan çok da kopmadan onun o taraflarını besleyerek, onu geliştirerek dünyadaki hegemonyaya karşı ama daha ahlaki bir yerden karşı çıkabilir diye düşünüyordum. Fakat daha sonra gördüm ki o bahsettiğim isimler bir Erdoğan'ın o yürüttüğü network'ün içerisinde dahil oldular. Yani böyle istisna çok fazla bulamadım. Çok entegreydi. Entegre oldular. Entegre oldular. Ben şöyle diyeyim, ben son 5 yılda falan aşağı yukarı yani tanışmadığım çok insan kalmıştı bunların arasında. Yani hepsi ya yemiş içmişimdir, yani ya oturup kalkmışımdır, ya tanışmışımdır. Çok az insan kalmıştır. Şimdi onların gördüğüm
burada gerçekten hani şey karşı hani Erdoğan'ın ve Pakistan Erdoğan neyse bütün bu devletlerdeki Katar'daki mesela Katar'daki kölecilik üzerine. Katar gerçekten bir köle devletidir. Bu Körfez biliniyor. Yani bununla meşhurdur. Bunlar üzerine tek sözleri olmadığını daha sonra gördüm, fark ettim böyle insanların. Davaşçı'yı söylemiyorum. Yani Davaşçı başka bir tartışma. Onunla Tabii ilgili bir tabii şey ben demin söylemiyorum. bahsi geçtiği için açtım öyle. Bu kadroyu söylüyorum. Şimdi ben sana daha önce bahsetmiştim ve bu tweet serinde zaten böyle bahsediyordum. Bobby Said'in mesela şeyi çok ilginçti. Bobby Said o zaman A Fundamental Fear diye bir kitabı yazdı. O kitap meşhur oldu 90'ların sonlarında. Evet bu çıkışı bize bu sağlayabilir diye düşünüldü. Bence o işte zaten Davutoğlu'nun da içinde olduğu medeniyetçi İslamcılığın olmaya başladığını gösteriyordu. İslamcılığın artık hani muhafazakar teorilerden hani Toynbee gibi daha böyle muhafazakar sosyal teorilerden çıkıp daha eleştirel teoriden formüle edilen bir teorizasyona giriştiğinin işaretiydi bu. Bu bir şey bunu çok iyi yapıyordu gerçekten de. Tam Gramsci'ci bir yerden yapıyordu. Yakında yeni bir kitap yazdı biliyorsun. Kitabın adı da işte Recalling the Caliphate kitabı. Türkiye bu tercüme olundu galiba. Adını hatırlamıyorum tam nasıl tercüme olundu. Ben şimdi şeyi söyleyeyim. Bu bir saniye o ekranı açayım ben. Onu göstereyim. En son onu ben bir göstermekle o durumu ifade edeyim. Evet. Bakayım ekrana gelecek mi bu? Getir bakalım hocam. Şimdi ben aslında ekranımı bunu tam ekran yapmıştım o zaman. Şu alttan share screen yapman lazım. Onu yaptın mı? Paylaş da. Yok şey sıkın yapıyorum fakat o ekranı çıkartmıyor bana başka şey çıkar. Yani Evet, o anladım. şeydi bana şey çıkartmadı orada o ekranı ben büyütüp çıkartmaya çalıştım. O zaman çıkıp onu Tamam. biraz küçülteceğim öyle yapacağım yani belki Tamam. küçültürsem yapar. Tamam şimdi tekrardan deniyorum onu. O Olan. onu çıkarmadım maalesef bir saniye. Ben onu nasıl çözsem diye düşünüyorum. Canın Ben sağ bunu ol. şey yapacağım. Ama önemli bir şey. Yani şöyle ben şunu okuyayım öyleyse yani ben size Tamam. o şeyi okuyayım. Oku. Şimdi bu Bobby Seyd'in şey kitabından. Recalling the Caliphate kitabının girişi olmakta. Aslında şu an yapabileceğim diye düşünüyorum bir saniye. Hadi bir dene bakalım. Bir son bir kez daha deneyeyim ben. Tamam. Bu olmazsa öteki türlü yaparız. Şey mi çıktı acaba? Şu an çıktı mı? Ha, çıkıyor. Çıktı. Evet. Başardık. Evet. Şimdi şöyle hani Rising Ground, The Streets of Ankara yani aslında görebiliyorsunuz bunu. Beyaz Renault'da Ankara'da dolaşan ve şeyle Beyaz Renault'da Ankara'da Yasin Aktay ve MİT mensupları ve AKP mensupları da dolaşan bir Bobby Said ve diyor ki dekolonizasyon böylece teorik spekülasyondan çıkıp yaşanan bir gerçekliğe dönüşmüş durumda. Yani Evet. ben bunu şöyle ifade etmek istiyordum. Tamam ben kaldırdım. Evet, tamam. Şöyle ifade etmek istiyordum. Yani ben dedim ki ben bunu görünce zaten şey dedim. Yani bir yazı yazmalıyım. Hani başta da şu olmalı. Beyaz Renault'da dekolonizasyon. Evet. Yani Beyaz Renault'un şöyle bir düşünün. Beyaz Renault ve dekolonizasyon ve muhtemelen o Beyaz Renault MIT değil mi arabasıdır? Olmayabilir Muhtemelen. ama böyle bir evet bir Beyaz Renault ve MIT'in aslında gerçekten şeyinde MIT'in yardımcılığında İslamcılık yapmak şeklinde bir durum var. Ve bu bir vakıa. Gerçekten de birçok isim, bu İslamcı çok içinde birçok isim şu an MİT'çilerle oturup kalkmaktan intihar ediyor. Yani ben özel ortamlarımdan böyle duyuyorum. Çünkü benim arkadaşlarım var. Hani onlarla arkadaş olan. Ve onlar bana söylüyor. Mesela işte bakın işte böyle bir hani Pakistanlı birisi Güney Afrika'da böyle cirit atıyor ve diyor ki işte bugün işte MİT'çi şu kadınla birlikteydim falan diye bunun havasını atıyor. Hani o derece. Anladım. Bu Yani arada
Halil Evet. İbrahim'cim, o alıntı yaptığın kitabın adını en azından şu chat tarafından da yazar mısın? Arkadaşlar da sormuş. Bir taraftan hani evet, o ilginç bir dinamik. Tamam, Bu şeyi. bir de şu olmuştu zaten. Bununla ilgili aslında tam da bu kısımla ilgili bir arkadaş, bir genç akademisyen arkadaş, adını bilmiyorum, hani vermemi ister miydi, o yüzden söylemiyorum. Fakat Tamam. şeyde Kolombiya'da doktora yapmakta olan arkadaş bir bloga bununla ilgili bir review yazıyor, bir değerlendirme yazıyor ve bu çarpıklıktan bahsediyor. Ve Bobby Said bunu ısrarla kaldırmaya çalışıyor. Yani o editöre yazarak, hani o üniversitenin aslında blogu bu. Yani o kısmını kaldırmaya çalışıyor. Mesela böyle bir durum da yaşanmıştı. Bu çok eski bir hikaye. Böyle 2000'in artık hani 14-15 falan galiba o zamanlar. Çünkü ben Türkiye'deydim bu yaşandığı zaman. Oradan hatırlıyorum. Yani gerçekten böyle çok ilginç bir durum var. Yani bu İslamcıların şeyi şu an bir İslam devleti ve İslam devletinin liderine halife ihtiyacı yok aslında. O anlamda halife ihtiyacı yok. O anlamda yani böyle bir eski tarz halife ihtiyacı yok. Daha çok hani Müslüman popülist liderlerle yapabilirler. Ve yapmaktalar. Hani çok dertleri yok. Tıpkı 60'larda Faysal'la yaparken, Faysal'la bir sorunları yokken ve Faysal'ın da Faysal biliyorsunuz o zamanlar Faysal değil de 62 yılında kaldırılıyor kölelik. Kölelik kaldırıldığı zaman 200 bin köle vardı Suudi Arabistan'da. Ve İhvancılar oraya sığındığı zaman aynı zamanda köleler yaşıyordu şeyde, Suudi Arabistan'da. Ve onlarla herhalde nasıl bir hayat sürebilirim. Köleler oldu mu bilemiyorum çok fazla. Köle edindiler mi bilemiyorum ama köleler vardı yani o zaman onların toplumunda. Bir sözleri oldu mu onu da bilemiyorum onlara ilişkin. Fakat böyle bir durum vardı yani. Böyle bir ilginç durumlar var. Ya ahlakı bütün bu süreçte yeni baştan herhangi bir İslamcı grup kurtarabilir mi? Onu ben bilemiyorum. Bunu zaman gösterecek. Yani ben Anladım. bunu mesela hayır demiyorum. Hani ahlakın iade olunduğu bir İslamcı formülasyon teoride yapılabilir mi? Ben teoride yapılması her zaman mümkün diyorum. Fakat eğer pratikte İslamcı coğrafyanın çoğunluğu bu projeye, bu karşı hegemonya projesine tavsa, hani böyle bir şey onları rahatsız etmiyorsa, destek veriyorsa ki benim gördüğüm böyle. Ya ben ABD'de de şu an bolca gözlem yaptım. Hani camilerden Müslüman topluluklara gözlem yaptım şu son 2 yıl içerisinde. Gördüğüm kadarıyla hani bir Müslüman liderin kendi ülkesinde son derece baskıcı, otoriter, hatta seçimleri saymayan, hani onları veya bir şeye çeviren, şakaya çeviren politikaları hiç fark etmiyor veya insanları hapse atması, haksız bir hapse atması. Bunlar Müslüman olsa bile, Müslüman alimler olsa bile hiç kesinlikle yani böyle ya acabalar falan uyandırmıyor bir insanın kafasında. Gerçekten böyle bir kitle var. Kitle böyleyken ben yakın gelecekte çok şanslı olduğunu düşünmüyorum. Ama uzak gelecek tabii bu bizim bileceğimiz şeyler değil. Hani tıpkı o bahsettiğim hani İhvan'ın 50 yıl sonrasında yeniden doğması gibi Mısır'da ve şu an tekrar bir batması gibi, bambaşka bir evre girmesi gibi. Her şey olabilir. Yani her şey olabilir. Hani öyle Evet. günler gelebilir. Buna kimse bir şey diyemez. Hep beraber göreceğiz. Halil Evet. İbrahim, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık, aklına sağlık. Ben de Bence teşekkür ediyorum bayağı ağırladığın için. güzel bir söyleşi oldu. Dolu dolu. Sağ olsun, bayağı katılım da oldu. Çoğu soruya da cevap vermeye çalıştık. O zaman şimdi yayını bitirelim. İnşallah başka bir ortamda, başka bir konuyla yine görüşeceğiz. Kendine iyi Ağzına bak. imkan. Hı? Amerika'daki arkadaşlara selamlar. Hoşça kal. Çok çok teşekkür ediyorum ben de ağırladığın için. Yine buluşmak üzere başka vesilelerle. Tamamdır. Hı? Hoşça kal.